Selamün arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. 21 Ekim 2020 güncellemesine. Güncelleme notuna başlamadan ufak bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ben Malum biliyorsunuz Twitch'te Yayın açıyorum. Bu aralar Bedoyu pek BDO yayını açmıyorum. Farklı oyunlar oynuyorum. Çete e gelip gelip Böyle abi BDO'yu bıraktın mı? Çete BDO yazınca bot otomatik cevap veriyor bu aralar BDO'yu saldım lütfen sebebini sormayın. Ee, mesela gece korku oyunu oynuyorum böyle bir 20-30 kişi toplanmışız. Ee, bot bu mesajı söylediği halde sürekli çete yazıyor. Yani YouTube orada da yazıyor YouTube serisi yazıyor yani YouTube'a da gidecek. Ekrana da bu yazdıkları çıkıyor. Hiç anlayış göstermiyorlar. Bir de gidiyorlar oyuna. Çako banlanmış deyip böyle 10-15 kişi daha getirip çete böyle ciddi manipüle etmeye çalışıyorlar. Yani bilmiyorum amacınız ne? Ee, anlamış değilim ama oyundan iyice soğutmaya çalışıyorsanız bunu yavaş yavaş başarıyor o arkadaşlar. Bunları söyleyeyim. Yani ne desem bilmiyorum. O insanlara. Yani, birazcık ara verdik diye her yayında gelip bu yapılmaz Yani. Abi bıraktım mı bıraktım mı bıraktım mı? Ya bir şey orada bir şey oynamaya çalışıyoruz. Bir konu bütünlüğü hikaye var. Hikayenin arasına girip girip bütün oyun hevesimi hiç ediyor o kişiler. bilmem yani, bilmiyorum bu şekilde siz gelmeye devam edin. Ben de chatte bu şekilde banlamaya devam edeceğim sizi. Ne? Neyse. Onu videonun başta söyleyeyim dedim. Videonun sonuna kadar yani sonunda söylemek istemiyorum. Çok şey oraya kadar gelmiyor. 21 Ekim 2020 güncelleme notlarında yani bugün etkinliklerimiz var. Bayağı Cadılar Bayramı'nı soran arkadaşlar vardı. Onlar tekrar geldi. 663 MB bu arada yama boyutumuz. onların hepsine tekrar gideceğiz. başçı güncellemeler kabus dolu kızarka. Kızarka artık daha da güçlendi arkadaşlar. Media 3 günlük karanlığa çağıran büyücü İllezan ruhunu kaptıran kızarka'nın kini girme ütenine engel olan birçok maceracının öfkesini özümseve başladı. Özümsediği bu öfkeyle neyse Cartur baya girmeyeceğim buraya. Diyor ki e artık diyor bu güçlendirilmiş kızarkayı öldürdüğünüz zaman bunlardan size bir tane silah kutusu diyor. Artı sıfır. Yani piri, do, tiri, tet, kızarka silahı elde edebiliyorsunuz. Maksimumda e, bir 1B para alabiliyorsunuz. Sihirli karataşlar düşüm oranında artıyormuş. Kabus kızarka özel bir varlık olması dolayısıyla infaz edildiğinde haftalık ganimet kızarka görevi ve sezon pasındaki kızarka yok etme görevi tamamlanmaz. Yani yeni bir görevle beraber yapacaksınız bunu arkadaşlar. E, ama uyarmam gerekiyor. Normal kızarkaya göre skillleri çok daha farklı. Yani Buraya koymuşlar mı? Ha koymuşlar. Bakın. Şekil. Normalde kız arkanın skillleri bellidir. Duvarın arkasına falan kaçarsın. Burada bayağı etrafında bölgeler taraftar olarak ortaya çıkan kabus kız arka sol kuvvetli artar da saldırı ile etraftaki bölgesine saldırı gerçekleştirmez modeli sağ Bu şekilde hepsini buraya göstermişler. Bunlara tek tek bakabiliriz yani güzel olmuş bir değişik yani pyridotilitet zarka e, çıkarsa pazara daha çok kişi atar ve zarkanın fiyatı düşer yeterince düşmemiş gibi. Ondan sonra e, ra orzeza kıyafeti bunu odilita videomu izleyen arkadaşlar varsa bundan zaten ben bahsetmiştim. Bu kıyafet slotlara eklendi. E, Dikenli ağaç ormanı, kür rengi ormanı, uykuya dalmış mezar. Tank Olun vadisi, uykuya dalmış mezar. Oyun içi eşya düşürme yerinden de bu ciğerlere bakabilirsiniz. Her iki ciğerden de arkadaşlar. E, yani bunların hepsinden, akciğerinden, yaprağından, e, sol, sağ, bullardan hepsinden 100 tane düşürdüğünüz takdirde. E, bunlara sağ tıklayıp yapabilirsiniz. E, Göreve yönlendirecek sizi. O görev sonunda da karar hem bir ünvan alacaksınız, hem de iki tane kostüm. Yani şu şekilde. Bunları daha önce de belirtmiştim. Oyunda ilk defa görevle alınan kıyafet arkadaşlar. Bunlar Aa, ekstra bir özelliği var mı? Ekstra bir özelliği yok. Sadece işte e, görüntüsü çok iyi. Bir de normal oyundaki kıyafetle e, şeyle. Normal, bu pazardan aldığınız kıyafetle aynı et etkisini veriyor. Şu silah ve kalkana bakmayın bunlar kostüme dahil değil. Bunlar kara yıldızda normal şey kalkanı ya. Kadınlar üzerinde görünüm bu şekilde. Erkekler üzerinde bu şekilde. Güzel bir şey yani orduları farmlayan arkadaşlar için yani yüz 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 toplayın. Sonra gidin görevinizi yapın. Beleşten bir tane kostüm hem de bayağı şekillü duruyor. Başçı güncellemeler Perilla'nın yıldızı. Bunu soran arkadaşlar vardı. Erken mezuniyet ne zaman? E, bugün erken mezuniyet geldi. E, Fugar'ın bir eski aşk hikayesi var arkadaşlar. Fugar'a gidip bir görev serisi alacaksınız. Ve Perilla'nın yıldızını alacaksınız. DP 1 veriyor. Canavalar alınan hasar %5 azaltıyor. Hasar azaltma artı 4. Her isabetli vuruşta artı bir HP yenileme bütün dirençleri %5 hareket hızı %5 maksimum HP artı 200 maksimum nefes 100 süre 5 dakika bekleme süresi 5 dakika mistik ruh tozu ile bunu yenileyebiliyorsunuz bu mistik ruh tozu da bu yıkım taşı Kamasilva tarafından çıkan yaşam taşı koruma taşı dandikler var ya pazara atılan 700-800 kaldık onları Öğüterek elde ediyorsunuz mistik rutozonu onunla bunun canını gerileyebilirsiniz. Ondan sonra sonbahar sezonu erken mezuniyet dönemi başlıyor arkadaşlar. 21 Ekim 18 Kasım Bakım öncesine kadar gereksinimler yerine getirilmiş olan maceracılar Fugar'dan eğer sezon sonu Mezuniyeti seçimi dönüm noktası görevi aracılığıyla sezon karakteri normal karaktere dönüştürebilecekler diyor arkadaşlar. Erken mezuniyet gereksinimlerini de söyleyelim buradan. Ana silah AP-228, DP-291 ve üzerine ulaşılmalıdır. Ekipman penceresi uyanı silah AP gereksinimine dahil değildir. Ana silah AP-228 ve üzeri gereklidir arkadaşlar. Ee, Karar satın almamış olan maceracılar sezon pasosu meydan okumalarının hepsini tamamlayıp ödülleri toplamış olmalıdırlar. Karar pasosu satın almış maceracılar sezon ve karar meydan okumalarının hepsini tamamlayıp ödülleri toplamış olmalıdır arkadaşlar. AP ve DP gereksinimini tamamladıktan sonra Fugar'a gidip bu aşk görev serisini alıp bitirdikten sonra şuradaki Perilla'nın yıldızı ve mezuniyet kutusunu alabilirler arkadaşlar. Sezon sonu sonra haftalık görev ödülü olarak yarık kalınlığa yankısı eklendi. Sezon sonu haftalık görevleri zaten tamamlamış olan maceracılar 21 Ekim bakıp sonrası haftalık görevleri yeniden alabilirler. Yeni macera günlüğü Alüstü'nün kimya günlüğü eklendi. Bunu sizlere daha önce söylemiştim. E, macera günlüğü gelecek. İşte yani arkadaşlar itemleri hazırlayabilir. E, bunları üretebilirsiniz. Direkt teslim edebilirsiniz. E, bununla ilgili de bir macera şey gelecek bugün içerisinde. Yani bir sıkıntı olmazsa, elektriğim elektriğim gitmezse bugün içerisinde bu her iki kitabında videosunu çekip ee, bir videoya ikisi de sıar Uzatmayacağım. Ee, bunun da videosu gelecek. Ee, Belediyedeki meşhur kimyacı Alistair'in bugüne kadar baştan geçenlerin yazılı olduğu bir günlüktür diyor arkadaşlar. Ee, bunu yapabilmeniz için Odilita ana görevlerini komple bitirmeniz gerekiyor. Yani Hoppa beni niye dövüyorsunuz be? Oğlum be? Ben sana ne yaptım ya? O yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ana görevlerde Odilita'nın Biliyorsunuz bak e, Odilita geldiği zaman şurada Alevli ayın çiçeği 90 tane görev var. Bu görevlerin en son görevi şuradaki Ataraxia'nın anısı. Bu görevi bitirmeniz gerekiyor. Alustin'in bu kimya şurayı açmanız için nerede? Hı. Şu an bende açık değil. Neden açık değil? Karar uç Arap onunla konuştuktan sonra açılacak. E, onun için de videoda onu göstermeyi düşünüyorum. Gelelim buraya. Kamasilva Krasilsi arkadaşlar artık Kamasilva'da yeni bir inek çiftliğimiz var. Kalpion'daki ineklerini buraya taşımışlar konuşup dünya harita sözünden Grana sol tarafındaki alana konumlandırıldı. Çiftlik işletmesinin Papu Rosar'la üstlenmiş olup burada Kalpion'a atanmış olan Diyan Tüccarlar Birliği üyesi Pavios ile ulaşabilirsiniz. Buluşabilirsiniz. Ancak Pavelos ile buluşmak için yeniden Kamasilo ana göre tanımlamış olmazlar. Yani e, bu şehirdeki NPC'lerle etkileşime kuramıyorduk ya hani bazı kraliçe ile görüşmeden. Aynı bu abimiz de burada bir yerde herhalde. Sol tarafı. Tabii soru işareti var mı? Harita üzerinden görmek isterdim nereye koyduklarını ama şu an göremiyorum. Normalde npc soru işareti olarak çıkar. Oradan bakardım ama göremiyorum. Nereye koydular acaba? Neyse. Arar buluruz çiftliği ya o kadar zor değil. Neyse. Kraliçe böyle bir şey yapmış. Artık Kama Silva'da da inekler var. Gelip buradan sağabilirsiniz. Kızılhaneler kale harabelerinde Black Desert takımının giriş ve dirilme konumu kale duvarlarıyla çok yakın olmayacak biçimde geliştirmeler yapıldı. Karakterler karakterlere giriş yapıldığında karakter ile giriş yapıldığında acil kaçış becerisi bekleme süresi görüntüleşik şekilde geliştirme yapıldı. Sonunda ya bunun sahnesini göremiyorduk bir ara kaldırdınız. Şimdi geri düzeltmişsiniz. Teşekkür ederiz. Cadı, büyücü, ninja, striker, Hashash'in Bunlara şöyle ufak ufak e, değişiklikler gelmiş. Evet, çok azmış ya okuyayım. Cadı büyücü es yıldırım baskını yüksek basınç becerisi kullanırken kamera döndürüldüğünde bazı alanlardaki saldırı yönünün tuhaf görüntüme sonu düzeltildi. Ninja sura katanası durumundayken hızlı koşu sırasında silah değiştirildiğinde silahın konumunun aralıklarla tuhaf görüntüleme sorunu düzeltildi. Striker oturan kurt ve aktarım. Oturan kurt becerileri kullanırken karakterin yüz ifadesi tuhaf görüntüleme sorunu düzeltildi. Haşhaşin premium karakterlere haşhaşin eklendi arkadaşlar. Eşya deniz canavalı yok ederek elde edebilen mobilya eşyası eklendi. iki tane Deniz canlıları yok ederek elde edilebilen mobil eşyaları Eperia, Kalpeon ve Florin mobil atölyesi level 3 okyanus avcısı süslemeli avize ile 9 diş süslemeli avize üretilebilir. Daha güzelmiş güzel bayağı güzel düşünülmüş. şekilde Karga takas kartı işlemeli penceresi üretim ile istediğinde eşya düşüm artış başlığı 60 61x elde edilebilecek şekilde geliştirilme yapıldı. Canavarlar. Ee, yeni güçlenen yaratıklarımız var. Hilal Tapınağı, Çolnagas Tapınağı, Titun Vadisi ve Çağrı Harabeleri, Şefbekçileri Argos'un kanlı ayini yaparak kazandıkları kuvvetin gücünü tamamen özümsediler. Kuvvetli gücü pardon. Kanlı ayin, e, kanlı ayin ile elde edilmiş bu güç aracılığı ile e, şef bekçiler çok daha saldırılar kullanırlar. Ayrıca ciddi bir yara aldıklarında ee, geri çekilme yapıp kendi canlarını e, dolduruyor arkadaşlar. İyileştiriyorlar kendilerini. Şef kendi bölgelerinde belli bir süre geçtikten sonra yeterince iyileştiklerinde izlerini kaybettirirler. Ancak bunun öncesi şef bekçileri yok ederseniz diyor ganimet elde edebilirsiniz. Kuvvetlendirilmiş olan şef bekçileri yok ettiğinizde gizemli sembol parçamı, parçası da dahil olmak üzere daha kıymetli ödüller kazanabilirsiniz. Ee, kazandığı bütün ödüller keşke buraya yazsaydınız. Şef bekçilerin daha da güçlenmesinin yanı sıra yok edildikten sonra yeniden sağlam bir şekilde ortaya çıkmaları için geçen süre arttırıldı. Şef bekçi ortaya çıktığında yakındaki maceracılara bildirim görüntüleyecek şekilde geliştirme yapıldı. Etti. Bazı bölgelerdeki mezar sorguncusu Afaru'nun daha kıymetli eşyara taşıyarak gezi söylenmesi dolanıyor. Evet arkadaşlar Afaru en sonunda sınırlarını açmış. Odilita'ya da girmiş. Diken ağaç ormanı, tanku, ee, şey Tung Tungkuta Olum Vadisi uykuya dalmış mezar ve kül rengi orman bölgelerinde canavarlar yok edilinde mezar soygunusu afarı belirli olasılıkla ortaya çıkar. Rose Sülfür Madeni, Plako Hapishanesi, Histeri Arabeleri, Akman Tapınağı, Navar Bozkırı, Manşam Ormanı, Dişir Arabeleri, Şerakalın Mezarı, Diş Perisi Ormanı, Orman orası, ve ve Kızılkurtköy bölgelerinde mezar soygunusu afarının düşürdüğü eşyaların değeri bir kart arttırıldı. Bazı bölgelerde ortaya çıkan mezar soygunusu Afaru'yu dersini verdiğinizde mevcut bölgede elde edilebilecek çok değerli eşyalar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Karanlık geçitte ortaya çıkan Ayıp Grifo'nun kasırga becerisi kullandığında yerin yüzeyde tamam buradaki şeyler var. Düzeltmeler falan var aşağı tarafta. NPC arka plan ses. Görev bilgi. E, ana görevler arayüz. Bunlarla ilgili şeyler var. Bunları kendiniz bakabilirsiniz. Her zaman gibi link alt tarafta olacak arkadaşlar. Ee, oradan kendiniz bakabilirsiniz. Buradaki ayrıntıların hepsine. Şimdi gelelim etkinliklere. Ürkütücü hayaletler. Spok'u geçen seneden hatırlayanlar vardır. Bilmeyen arkadaşlar için Spok geri döndü. Spok yolda giderken, dağda bayırda etme toplarken, ot toplarken, sağdan soldan bıttırı zıttırı çıkan bir deneyi ürkütücü hayal et. Eğer level 55 ve e, aşağıdaysanız level 50'den sonra çıkıyor. Bu arada arkadaşlar level 50-55 arası zayıflamış Spock kesiyorsunuz. Level 56 ve üzeri spok'un kendisini kesiyorsunuz. 21 Ekim 4 Kasım arasında bunları e, spok'u yendiğiniz zaman da size e, siyah kumaş kristal partisi 1-2 kron taşı 2-3. Orman öfkesi 1x, 1.sınıf iksir kutusu, hafıza parçası 2-3, kadim ruh tozu 2-5, yüksek kaliteli iksir kutusu 1, fanilatendonu 2-3. Bunlardan birisini elde edebilirsiniz. <laughs> Rastgele geliyor. Şuradaki etkinlik siyah kumaşı elde ederseniz de bu siyah kumaşı ne elde edeceksiniz Kıyafet tasarımlarıyla takas edebiliyorsunuz. Kalpion, Serendia, Media buradaki NPC isimleri var. Onlella, Per, Meo, Muranan. Siyah 10x, 10x, 10x hepsine verdiğiniz takdirde Garnier topluluğu elbise tasarım paketi. Serendia'ya verdiğinizde Jordina günlük kıyafet tasarım paketi. Jaretta'nın zırh tasarım paketi alıyorsunuz. Media verdiğinizde Valencia seyahat kıyafet tasarım paketi. Siyah Leopard tasarım paketi alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra gelelim. 2. Cadılar Bayramı görevleri. 21 Ekim 4 Kasım arasında Alejandro çiftliği, Heydel Lefis, Moretto Ovası, Costa çiftliği, Kalpion'daki Lainler'dan bunlardan 21 Ekim 4 Kasım arasında şöyle köylülerden görev alacaksınız arkadaşlar. Bu görevler sonunda her gün gece burada sıfırlanan var. Her aile için bir defa olan görevler var. Şöyle. Her aile için bir defa, bir defa, bir defa. Bunlar bir defa yapacaksınız. E, bu yayınlarda falan soran oluyordu. Cadı maskesi nasıl alıyoruz? İşte, o bende kurt burnu işte korkuluk maskesi, tatlı huni şapka, kabak fener maskesi, sağlam balkabağı falan. E, bunlar arkadaşlar Cadılar Bayramı geldi. Oradan gidip e, bu görevleri her aile bir defa yapıp bunları alabiliyorsunuz. Bir de her gün e, gece yarısı sıfırlanan bir tane görev var e, sağlam bal kabağı veriyor. Her göreve tamamlanma sayısına göre farklılık gösterebilir. Tüm etkinlik sağlam bal kabağı etkinlik süresi sonunda kaldırılacaktır diyor. E, zannetmiyorum kaldırılacağını. Bende geçen seneden kalma bal kabağı var çünkü. Black Desert dünyasında gece olduğunda kabak hayaletleri köyde şehirde ortaya çıkıyor arkadaşlar. E, görev en Igor Bartali. Ha, burada şey diyor. amende Alejandro, Serendia, Kalpion, Medya, Valencia buradaki npc'lerin isimleri de var. Şöyle videoyu bir durdurup npc ismini alıp e, oyun içindeki büyütece sağ yukarıdaki minimap'in sonundaki büyütece tıklayıp oradan <laughs> e, bu isimleri yazıp direkt e, oraya gidebilirler. Katkı puanı 150 enerji yenileme artı 100 veriyor. ay Günde bir tane e, bu görevden alsanız 100 enerji yenileseniz 200 de arenaya girip oradaki görevden alsanız günde 300 enerji yenilersiniz. E, alınanılmaz uygulanır. Bu görevi her gece gece sayısız sıfırda sıfırlanır diyor arkadaşlar. Geçelim bu etkinlik sayfamızı. Davetsiz Cadılar Bayram misafiri Isabella geldi. 21 Ekim 4 Kasım arasında Alejandro çiftliği NPC Guelda'nın aşağıdaki görevi kabul edin. E, Alejandro çiftliği Guelda etkinlik içimdeki karanlık görevini alacaksınız. Isabella'yı yeneceksiniz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bakın burada saatleri var. Öğlen saat 12'de çıkıyor. E, yani 00.15 gece. E, yani günde iki defa çıkıyor. Bir öğlen bir de akşam. Bu çıktığı zaman pp 15 dakikalığına duruyor arkadaşlar e, ee, eşyada şöyle yozlaşmış cadının broşu diye bir şey alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunu götürüp Alejandro çiftliğindeki şeye veriyorsunuz. Guel'deye teslim ediyorsunuz. İçinde karanlık görevi tamamlıyorsunuz. Saf orman efkesi 1x. Sert kara ve keskin kara paketi alıyorsunuz. Bir tane. İki de iki yüzde katkı xp'si elde ediyorsunuz. İzerle böyle cadıyı yenerek okuyamadım lan. Zabella'yı yenerek elde edebileceğiz. eşyalar omuz süslemesi, omuz süslemesi işte tehdit, kurnaz, rahat, aç gözlü, heyecanlı bunların bütün süslemeleri elde edebiliyorsunuz. Etkinlik Cadara Bayram bebeği ve hediye seti, Cadara bayramı hediye kutusu, karatas, zırh, silah 3'e 5, Cadara Bayram balkabağı, kurabiye, avcı nişanı 5, 8, havza partisi 1x, yozlaşmış cadının broşu 1x, Etkinlik Isabellerin notunu bunlardan birisi elde edebilirsiniz. Cadılar bayramı macera günlüğü eklendi. 21 Ekim 4 Kasım arasında e, ESC'ye bastığınızda macera günlüğüne geliyorsunuz. E, pardon neredeydi o etkinlik macera günlüğü şurada cadılar bayramı günlüğü var. Bunun videosunu benim kanalımda bulabilirsiniz. E, geçen sene çekmişim. Geçen seneyle aynı şeyleri söylüyor. E, aynısını yapmanız yeterlidir. Peki geçen sene yapan arkadaşlara ne olacak? O arkadaşlar bu kitabı daha fazla yapamayacak maalesef. Ee, çeşitli ödülleri alabilirsiniz diyor. Not 2019 Cadılar Bayramı macera günü tamamlayan macera, macera macera Günü'nü daha fazla tamamlayamaz. Ee, maalesef burayı alamayacağız yani. Geçen sene yapanlar yapamayacak. Nobel'in post partisi, cadı şapkalı, altın hilal, Güzel olarak güzel 3 hayaletçik oyun alanı. Yani şuraya Guelda'ya büyülü parça X20 teslim edin. Yani değişmediyse kitabın içeriği ee, yani benim şeyin aynısı. Geçen seneki kitabın aynısı. Yani Isabella'nın notunu teslim edin filan. İşte yaratığı öldürüyorsunuz. Geliyorsunuz teslim ediyorsunuz filan. Burada alıyorsunuz. Aynısı. Macera günü için Cadıra Bayramı Balkabağı şekeri. 22 Ekim 3 Kasım. Yani arkadaşlar yarından itibaren başlıyor. Ondan sonra acaba ilk kitabı yapabiliyordu. ikinci kitabı sanırım yapamıyoruz. Ee, bu arada e, şuradaki şeye girdiğimizde Cadıra Bayramı tek kitap arkadaşlar. iki kitap değil. Haberiniz olsun. Ee, diğer kitap farklı bir etkinlik kitabı şeyle şununla alakası yok burası etkinlik tarafı sadece bir tane kitap yapabiliyorsunuz sonra gelelim cadara bayram balkabaş şekeri günde 30 dakika duyunca bunlardan alacaksınız bunları heydeldeki demirciye götüreceksiniz demirci size bir hediye verecek Ben de geçen seneden kalma şeker vardı neredeydi bakalım duruyor mu eğer burada 8 tane var vermemişim bak 20 Ekim'den itibaren 4 Kasım bakımına kadar takas edilebilir seneden 8 tane kalmış geçelim sevimli ve korkunç cadara bayram bebekleri etkinlik 22 Ekim 4 Kasım arasında arkadaşlar oyunda durduğunuz süre boyunca yarın başlıyor bugün değil 60 dakika 120 dakika Cadara Bayram bebeği Cadara Bayram bebeği ambalaj kağıdı bebeği ambalajlıyorsunuz işte yan yana getirip artıya basıyorsunuz Cadara Bayramı bebeği hediye seti elde ediyorsunuz bu hediye setinin içinde göz alıcı kimya taşı yıkım koruma var ve yaşam yok lanet olsun buradan Bayci niye koymuyorsun oğlum bunu buraya he yaşam niye yok üçüncüde koruma yıkım var yaşam yok Dur lan size Diğerlerde Urugon, Tumrat bazısının tavsiyesi. 30 cartürt işte. Sinirlendim bak şimdi kapattı. İmparatorluk ticareti müsabaka sonuçları diye bir şey var. 21 Ekim 28 Ekim arası eşya düşürme oranı yüzde 50. Ee, dö Koysana ayın dördüne kadar. Niye 28 yapmışım? Bir hafta daha boyunca ölürsün zaten. Neyse eşya düşürme etkinliği varmış. Yani. Okyanus çağı yıl dönümü kutlaması diye bir etkinlik var. 21 Ekim başlamış yani 4 Kasım'a kadar yapabiliyorsunuz. Okyanus içerik çeşitli eşyalar için okyanus çağının birinci yılını hot time bile kutlayın diyor. Takas sırasında %10 karga parası elde ediyorsunuz. Gemi yapacak arkadaşlar için bakın burada söylüyorum. 27 dakika olmuş bu haftaki yeme videosu. Bayağı uzun olacak. 30'u geçeceğiz. Takas sırası da buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa takas sırası 110 karga parası. Yani karak yapacak arkadaşlar biraz daha yüklensin yapsın bunu hemen. Akıvan adı sana takas yaparken 200-600 karga parası kazanma şansı. Zaten 500'e kadar ağlıyorduk bunu. Niye 600 yaptın ki? Koy buraya 1000 yap. 1000 alalım yani ne olacak? <laughs> Margara bölgesi ararken altın mercan taşı bulma olasılığı 10 kat daha fazla Arttırılmış. Özel takas da kanın konsantresiydi. 50 daha fazla şans. Valla 30k takasım var, şu item bir defa bile gelmedi. Daha da geleceğini zannetmiyorum bana, millete gelir. Etkinlik süresince boyunca yüzde 50 denizcilik ve takas xp'si geliyor arkadaşlar. Deniz canavarları yerken yüzde 30 denizci xp'si. E, aşağıdaki deniz canavarları yenerken 130 deniz ekspisi, kazanırsınız. hekara, açekara e, yani denizdeki bütün hepsini öldürüyorsunuz aslında. Onların hepsi veriyor. Özel alan basur Lekraşan. Bunun ben karıcı olarak geleceğini zannediyordum. Meğerse etkinlik süresine geliyormuş. 21 Ekim 4 Kasım arasında en fazla 5 kişi bu yaratığı öldürebiliyor. Bayağı bir güçlü. E, yani iki, tek kişi de öldürebilir bulursanız. Yaklaşık bir 16 dakika falan sürüyor tek kişi bir karakla yani 5 kişi gidin. Herkes loot alabiliyor. 5 kişiden fazla alamıyor. Etkinlik süresi boyunca e, Denizi ve Margaret'e çıkıyor. Yosunlu kaplanmış harita, altın kadırga, altın kaplumbağa. Yani bu takasda yapacağınız gelen bütün e, NPC'ye satılan e, işte şeyler, taşlar, masalar hepsi çıkıyor. Maros taşı, Kron taşı, Kuyudan çiçeği, kadim rutozu, mercan parçası, renkli mercan, deniz canavarı özü, deniz canavarı küresi, avcı nişanı, lekraşın sert pulu elde edebilirsiniz. Ee, elde edebilecek ödüller şansa ve lekrasın yenerken ne kadar katkıda bulunduğunuza bağlı olarak farklılık gösterecektir. Ee, evet. Dediğim gibi en fazla 5 kişi ödül alabiliyor bundan. Kanın çağırma sayısı etkinlik süresi boyunca birden ikiye yükseltildi. Yani İki defa kan çağırabiliyorsunuz etkinlik bitene kadar. Daha iyi gemi ekipmanı yapın. 21 Ekim 4 Kasım arasında etkinlik süresi boyunca özel görevler kabul etmek ve deniz yanıma yemek için açtık NPC'lere gidin. Geminizin ekipmanı güçlenmek için gereken eşyaları ödüllendireceksiniz diyor. Velia Velia Kuyla'nın gözü Ravikel Pro X. İki tane NPC'ye gittiğinizde sizlere yeni görevler verecek. Alev ve Sarlık Karataş, soğuk, kuzlu Karataş, Gün ışığı o gün batımı Karataş'ta veriyorsun. Her aile için günde bir defa tamamlı Ha 5 günde bir defa. Ula zaten etkinlik ne kadar? 5 günde bir defa yazmışlar bir de. 2 günde bir yaz var Allah'ım ya. 3 günde bir defa, günde yalnızca bir defa tamamlanabilir. Yani 3 günde ile 5 günde yapılabilir. Bu bir gün yani her gün yapılabilen e, bilmiyorum görev ne kadar kolay zor. Kolaysa bunu da her gün yapabilirsiniz. Ama şunu gün batımı kara taşı kaçırmayın dedim. Ben denizlerin hakimiyim. 21 Ekim çarşambadan sonra kalıcı olarak geliyormuş arkadaşlar. Level ve üstü level 50 veya üstü karakter ile belli bir okyanus takas olmasa yaklaşında sağ üstü görünecektir. Özel görevlerin tam konu görmek için dünya haritası yani e, yaratık kesmek için e, deli timsalları hazinesi 100 tane öldürün 300 500 115 30 50 15 30 50 15 30 50 bu şekilde gidiyor komple arkadaşlar e, görevler geliyor. Cesur'la kaplanmış harita harita işte harita Dönüşçe kaplı karataş 3x e, Ay burulu karataş karataşlardan veriyor Serdeme korsanlar esirli yeşil yapraklı karataş Öldürdüğünüz yaratığa göre Yeni görevler eklenmiş ve kalıcı Olacak arkadaş bunlar Güzel olmuş Evet Bu haftaki etkinlikler Ve yamanotlar bu kadardı arkadaşlar Gün içerisinde bir sıkıntı olmazsa e, Alüstin amcanın kimya günlüğü videosunu da kanala yüklerim. Sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi bay bay.